ne kokusu ya? Canım. Servet Hanım, bu nasıl koku? Temizliğin kokusu. Yok canım, sen ne alakası var? Bu açık havada bile zehir gibi kokuyor. Klorak mı bu ya? Kim? Klorak, klorak. İzmir'de çamaşır suyuna klorak deriz biz. Ah ne güzel. Biz de Antakya'da birisi de sinirlenince suratını bezleka yalasın deriz. Bezleka sümüklü böcek. Evet. Aa, nereden çıktı? Aa, genelde yağmur yağınca çıkıyorlar. Sümüklü böcekler. İlahi. Anlıyorum. Servet Hanım, akşam yemeğinde sizde rakı sofrası falan mı vardı? Aa yok, ben içki içmem. Ben şalgam suyu severim mezeyle. Babam da pek severdi. Küçükleri çok şeker oluyor zaten. Şalgamın? Sümüklü böceğin. Sümüklü böcek bezleka oluyor. Annen nerede? İzmir'de. Ay Allah kavuştursun. Ay onu da çok severim. Annemi? Yok, İzmir'in boyozu çok güzel oluyor dedin ya. Ben? Ay akşam olmuş. Servet Hanım, siz kaç saattir çamaşır suyu kokluyorsunuz acaba? Aa, o gençlikteydi. Şimdi her şey yasak. Hadi iyi akşamlar. Oh, annene de selam söyle çocuğum. Hadi. Bu neyin kafası ya? Demişken sizin evi de bir çamaşır suyuyla temizleyeyim diyorum. Nasıl fikir ama? Aa, çok güzel fikir. Ne zahmetler bunlar. Tamam o zaman çekil şuradan. Yalnız galoş giyer misiniz? Galoş mu diye? Belki terliğinizin altı pistir. Biz biraz titiziz de galoşsuz sokmuyoruz. Kızım siz ayaklarınızla giriyorsunuz içeriye. Biz bunları sadece terasta kullanıyoruz. Ev terliğimiz ayrı. Ama belki eviniz pistir. Ev terliğiyle terasa çıktıysanız teras da kirlenmiştir. Biz bunu nereden bilelim? Bizim evimiz mi pis? Bizim. Kızım. Bizim halı püsküllerinin intizamlı dursun diye özel halı püskülü tarağı var, sen biliyor musun? Kanepelerin özel kafa örtüsü var. Yani saç kirinden kirlenmesin kanepelerimiz diye. Ay konu da o zaten. Bizim kafa örtümüz yok çünkü her gün duş alıyoruz, saçımız temiz. Sen bize pis mi diyorsun? Biz pis miyiz yani? Ay ne diyorsun sen ya? Ben şimdi düşüp bayılacağım. Ya bizim eve doğru bayılacaksanız galoş giyin ne olur. Bak kızım, siz buradan gidicisiniz. Haberiniz olsun, ufaktan yer arayın kendinize. Tansiyonum yükseldi. Doktor bey. Pardon canım. O örtü çok pahalı, antika da. Çin'i full komple muayene etseniz gene de ödeyemezsiniz. O yüzden üstüne oturmazsak. Tam otomatik bir temizlik robotu. Nerede? Aha, Elena. Reis bulmuş sağ olsun, yıllardır özlemini çektiğimiz yardımcı. Öyle mi? Gerçi sizin pek ilgi alanınıza girmez temizlik ama. Kirlenmek güzeldir. Hmm, belli belli. Gülistan! Anne! Anne! Ha! Bak bunu buldum. Çok eski gümüş. Kaynanam taktıydı bana. Bunu veriver kermesi. Yok annem, yok. Aa, bu kadar manevi değeri olan bir obje verilir mi hiç el aleme? Yok. Yok, ben onu ağlamıyorum.
Sen babana sor da ver gitsin. Hiç sevmem ben bunu. Ay üç kuruşluk şey. Kaynanam kıyamadı altın takmaya. Niye Şehmuz daha gencini bulamamış? E niye ağlıyorsun o zaman? Eren'e mandalları çamaşır suyuna basmış. Görünce çok dokundu. Azıcık hassaslaştım. Gülistan, Allah yüzüme güldü. Tam aradığım yardımcıyı buldum. Artık ölsem de gam yemem. Maşallah ya, son günlerde her işimiz rast gidiyor. Nazar değmesin. Pardon arkadaşım. Bu apartmanda yabancı yurtlu çalışan var mı böyle ev işinde filan? Teras katı, asansörden çıkınca sağdaki kapı. Eyvallah. Eyvallah. Anneciğim, belki geçici bir ayrılıktır ha? Kafasını toplamak istemiştir. Belki döner geriye. Her şey eskisi gibi olur ha? Kim ihbar ettiyse polis gelmiş buraya. Dairelere yabancı çalışan sormuş. Aa, kim ki acaba? Bu kesin tuydu kaçtı. Şirkete gelip iş sorunca ben de geldim size. E şimdi ne oldu? Beni de mahcup etti. Bulacağım onu. Bul getir oğlum onu. Bul getir. Ben direkt takarım kafaya. Çalışma izni var dediydi Sayın Çakırlar. Yalancılıktan tiksinirim. İğne telinde olsa bulacağım onu. Hadi bakalım, despotluğun tuttu mu sağa? Ha, arıyor. Allah. Eliana Hanım. Ne? Neredesin sen ya? Bizim daireyi mi? Kim ihbar etti ki? Yan dairedeki uzun sivri çocuk mu? Boyu devrilsin. Ya ben ihbar etmedim. Polis gelip sorunca akrabası falan sandım. Teraslı daire dedim. İhbar eden kim o zaman çocuğum? Ha? Hani herkes olabilir. Samanlıkta iğne aramak. Evimizi pirelendirdiniz. Yardımcımızı gönderdiniz. Hey maşallah ya. Artık gelmem diyor. Korkudan arazi olmuş. Ah eline çık. Ah rüzgar gibi geçti. Yalnız bizim evdekileri de daha pirelenmiş değil. Lütfen bu da ilginç bir detay, kayıtlara geçsin. Vay Allah'ın bir hikmeti. Bir piramitler iki bu. Pah. Ya o ev ilaçlandı, her yer her yerde. Bize şu an acil yardım lazım. El elde baş başta kaldık sayenizde. Tamam canım, olmadı. Ben yarın gelip elimden geldiği kadar size yardım ederim temizlikte. İyi o zaman, sorunu çözdük. İmecenize sağlık. İyi geceler. Söyleyeceğim ama şımarma yavrum. Maşallah enine boyunu buldozer gibi kızsın. Ay sen her gün gelsen Elena'yı aramam. Sağ olun. Beni çok duygulandırdınız. Senaryo ezber yapıyorum. Oyuncuyum ya ben. Aa, ezberi bilmek mi gerekiyor öyle? Aman kızım, gençlik hevesi bunlar, boş ver. Gel, Arap sabunu aldım, bizim halıları yıkayacağız. Ezberini bozdum galiba. Aynen öyle. Gel, fırçalayı fırçalayı ver halıları yavrum. Gülleci gibi kolum var. Yarım saate öbek öbek çamurları attırırsın evelallah. Ay maşallah, dağları deviriyor. Ay Gülistan, nasıl görsen. Böyle koltukları kaldırıveriyor başının üstüne. Böyle aşırıyor. Anneciğim, bu kadar yüz göz de olma. El alemin kızına evin işini de yaptırma. Bak bunlar tehlikeli ve sakıncalı.
Aklıma ne geldi biliyor musun? Eskisi gibi olsaydı hem bunu hem dün Hayat'ı alırdık Rıza'ya. Bunu vurursun kaba temizliğe. Böyle camdı kapıydı. Ötekine de ince işleri ver. Böyle toz alma, gömlek ütülemek falan fişta. Ay! Ondan sonra temizliğe bak bak hislenip ağla. Anne bu neyin kafası ya? Kuba kafası işte. Tabii. Eskilerde hiçbir şey boşuna değil. Evler büyük kızım ne yapacaksın? Ah eski terbiye. Bir bildikleri var işte. Ya. Yalan dünya. Yalan dünya. Yalan dünya. Gördü de kaçtı bak. Pirinç ayıklatacağım diye. Ay miski. 3 kuruş iş yapacak. Aa, eline mi yapışır? Anneciğim el kızına ne iş yaptırıyorsun sen de? Manyak mısın? Tabii kaçar. O halıları yıkayıncaya kadar canı çıktı kızın. O saatten beri terasa bile çıkmıyor ben farkındayım. Yani el kızına ev işi yaptırırsam böyle arazi olur. Ha! Ya derdini veren Allah çaresini de verir böyle. En karanlık saat şafaktan öncedir kızım. Ağzına sağlık babacığım. Bilge bir kişisin. Ya ben acaba böyle espri yerine özlü sözler mi tercih etsem? Bu damardan mı gitsem? Ay sana daha çok yakışır Şehmuz. Değil mi? Hem tip olarak yakışıklılığıma komediden çok dram daha uygun. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.